Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süre sonra tekrardan retro bir konsolla haşır neşir olacağız. Bugün PlayStation 2 açacağız ve PlayStation 2'de oyun oynayacağız. Daha öncesinde biliyorsunuz PlayStation 2'yi incelediğim bir video vardı ve orada çok küçük de olsa bir gameplay vardı. Fakat bugün tamamen PlayStation 2'de oyun oynamaya odaklı bir video çekmeyi planlıyorum. Hatta bunu bir seri haline getirmeyi bile düşünüyorum. Henüz seriye bir isim koymadım ama büyük ihtimalle video başlığını açarken seriye de bir isim bulurum. Nostaljili, retrolu falan bir şeyler. Aynı zamanda herhangi bir emülatör kullanmadan direkt olarak PlayStation 2'den oynayacağım oyunu yine gerçek zamanlı olarak televizyonun ekranını kaydederekten sizlere aktaracağım. Normalde nostalji yapmak adına tüplü bir televizyon kullanmak istiyordum. Lakin tüplü televizyonlar biliyorsunuz kameralara biraz böyle tuhaf yansıyor. Yani ekranında böyle çizgiler kayıyor gibi oluyor. Birçoğunuz büyük ihtimalle o görüntüyü biliyordur. Bu yüzden normal monitör kullanmayı tercih ettim. PlayStation 2'yi bağlayabileceğim. Fakat şöyle ufak bir problemim var. PlayStation 2'nin hiçbir DualShock'u, şu ana kadar orijinal DualShock'larından bahsediyorum, ben de elimde kalmadı. Ya parçalandı ya birilerine verdim. Bir şeyler oldu. Bozuldu gitti. Şu an elimde sadece bir tane DualShock 2 var. Çalışır durumda, çalışır vaziyette olan. Bu da biraz gıcırtılı bir DualShock 2. Şöyle bir durum var. Daha az önce gül gibi bir tane DualShock 2'yi parçaladım ve içim acıdı. İnanın hani düzgün çalışan tek DualShock 2'm buydu. Yani bu da orijinal değildi fakat yine de düzgün çalışıyordu. Baksanıza üzeri falan tozlu. Bayağıdır kullanmıyordum bunu. Ben ki kullanmadığım için de genelde kalabalık yapmasın diye bazanın altında durur bu tip eski konsol parçaları. Ben de bazanın altını kaldırıp kumandayı aldıktan sonra, DualShock aldıktan sonra, artık buna DualShock demek istemiyorum çakma olduğu için. Bazayı kapattım. Kumandayı yatağın üzerine bıraktım. Sonradan adaptörünü almadığım aklıma geldi. Tekrar açınca düştü, kırıldı, çalışmıyordu zaten. Hani daha öncesinde çalışıyordu diye hatırlıyorum. Ama kablosu mablosu da zaten bayağı bir hırpalanmış. Bilmiyorum düştüğü zaman mı oldu yoksa eskiden de mi böyleydi hatırlamıyorum. Fakat şu an hani çalışır durumda değil. Bu yüzden biraz gacırtılı gucurtulu bir DualShock 2 ile oynayacağım. Elimden geldiği kadar analogları kullanmamaya çalışacağım. Baya ben bunu yağlamayı denedim az önce motor yağıyla. Olmadı ama hala şu sesi çıkartıyor. Bakalım şimdi şöyle bir durum var bir de. 3 tane oyun var elimde. Hangileri çalışıyor hatırlamıyorum. Crash kesinlikle çalışıyor, onu biliyorum. Ama bu ikisi çalışıyor mu çalışmıyor mu tam olarak hatırlamıyorum. Tarzan anımsıyorum eski videomda oynadığımı. Lakin bu Sky Odyssey çalışıyor mu bilmiyorum. Bir de kayaklı mayaklı, karlı marlı bir oyun vardı. Onu bulamadım. Zaten bulsam da büyük ihtimalle video koymayacaktım. Her neyse şu an için arkadaşlar elimde 3 tane oyun var. Yanlış hatırlamıyorsam bu Sky Odyssey çalışmıyordu fakat tekrar deneyeceğim şansımı. Tarzan ve Crash Bandicoot oynayacağız. Aslında asıl Crash Bandicoot oynamak için bu gameplay'i çekiyorum. Biraz daha böyle Crash Bandicoot oyuncularına bugün kıyak geçeceğim. Ya daha doğrusu eski Crash Bandicoot oyuncularına kıyak geçeceğim. Uzun uzun Crash oynayacağız. Arkasından Tarzan oynayacağız. Ve unutmazsam da bu oyunların da gameplay dakikalarını aşağıya yazacağım. İstediğiniz oyuna sardırın diye. Her neyse biraz uzattık. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Bu arada bu DualShock neden burada duruyor derseniz tamamen görüntü açısından burada duruyordu. Çok boş kaldı. Ben de bunu koydum. Normalde biliyorsunuz kamuflaj desenliği koyuyordum ama Yiğit Bey onu dızladı. Şöyle kutuyu gözlerinizin önünde açmak istiyorum. O dönemlerde oyunlar Deluxe Edition olarak değil, Platinum Edition olarak satılıyordu. Hatta Edition olarak değil, direkt Platinum oyun olarak satılıyordu. Sanırsam bu PlayStation 3'te de aynıydı. Platinum oyunların şöyle bir ekstrası oluyordu. Diğerlerine o istinaden, hani şu anki Deluxe oyunlarda biliyorsunuz içerisinden Season Pack çıkıyor. Yani işte DLC'lerinin de yer aldığı bir kod çıkıyor vesaire. Size oyun içerisinde kostüm veriyor falan. Bunlar tamamen PlayStation Store'la, tamamen ağ ile ilgili olduğu için, ki o dönemlerde de PlayStation Store diye bir şey olmadığı için Platinum oyunun birazcık daha farklı bir ekstrası oluyordu şu anki Deluxe Edition oyunlara kıyasla. Şöyle kutuyu açayım. Platinum oyunların kutusu enteresan bir şekilde böyle gri oluyordu ve CD'leri, hakeza CD'ler de gri olup arkası şu şekilde arkadaşlar mor oluyordu. Ve bu CD transparan. Yani arkasından bakıp dışarıyı görebiliyorsunuz. Bilmiyorum. Belki daha sağlam oluyordu. Belki çizilmiyordu. Belki bu bir özellikti falan filan ama hani ben çok zannetmiyorum öyle bir ekstrası olduğunu. Şunu şöyle koyalım. Bu arada bunu bana çok sevdiğim bir izleyicim. Daha doğrusu izleyicim değil artık. Arkadaşım hediye etti. Sağ olsun. Eminim ki o zaten bu videoyu izliyordur. Buradan ona tekrardan teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda içinden bu şekilde kitapçık çıkıyordu diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Araştırmak lazım. İçerisinde işte oyunla ilgili bir şeyler yazıyor. Ve yine Crash ile beraber arkasında Spyro'nun oyununun reklamı var. Öncelikle dilerseniz hepinizin ya da en azından birçoğunuzun
Bu videoya girme sebebi olan boot menüsünün sesini dinleyelim. Hemen oyunumu takıyorum. Şöyle biraz daha kamerayı artık kaldırabilirim yukarıya doğru ki ekranı daha net görün. Evet, uzun uzun loading menüleri izledikten sonra sonunda sanırsam oyun açılıyor. Şimdi büyük ihtimalle benim daha önceden oynamış olduğum save'ler memory kartımda vardır. Ona bakacağım bir de. Memory kartın nostaljisini de yapmış olalım. %99 vardı çünkü ben bu oyunu yaklaşık bir 5-6 yaşında falan bitirmiştim. Belki daha küçüğümdür. Gerçi daha küçük olsam bitiremem de. Çünkü bu oyun zor bir oyundu. Diğer oyunlara istinaden biraz daha zor bir oyun. Enteresan boss fight'ları var. Oynanışı zor. Boss fight'lar özellikle çok zor diye hatırlıyorum bu oyunda. Evet, gördünüz mü? Hani hepsini %100 bitirmemişim ama oyunu bitirmişim. 25 tane o elması almışım. Kristali pardon, elmas diyorum. Yine üşengeçliğimle bütün harflere AAA diye girmişim. Evet, yükle bakalım. İşte eski bir Crash Bandicoot oyuncusu olmanın en büyük avantajı. Ve biliyorsunuz ki hani bunların içine save falan da atılamıyor. Hani şu an bir oyun oynayacağınız zaman PlayStation 3 için konuşuyorum. Save falan atabilirsiniz nostalji yapmak isterseniz. Fakat bu oyunlarda öyle bir şansınız yok. PlayStation 2'de vesairede. Evet, bir yere gidiyorum şu an. Yanlışlıkla gidiyorum. Dediğim gibi analog kullanmamaya çalışıyorum bu arada. Böyle enteresan bir yer daha açmışım bu arada. Bunun olayı da şu. Bu bölümü ben açtıktan sonra aklıma şu geldi. Ya dedim, bu oyun Warp'ta çok benziyor. Crash Bandicoot'un 3. oyununa aşırı benziyor. Dedim acaba Warp'ta da böyle gizli bir oda var mı? O zamanlar internet vesaire de yok. Hani haliyle bir merak uyandı. Acaba dedim ben bu oyunu bitirip bunu da açtığım gibi farklı bir oda, gizli bir oda açabilir miyim dedim. Gerçekten de açıldı. Yani bu oyun sayesinde Warp'ta da gizli bir oda açmış oldum. Şimdi dilerseniz şöyle bir bölümlere bakalım. Ben gözüme en hoş gelen bölümü seçeceğim. H2 Oh No. Bu da yine Crash Bandicoot 2'den böyle hızlanmış bir bölüm sanırsam. Bu odayı hatırlıyorum. Bu oda güzeldi. Bu odanın boss fight'ı özellikle çok güzeldi. Bu arada Coco ile oynayabildiğimiz tek, daha doğrusu ilk Crash oyunu bu. Hani şeyler dışında söylüyorum bunu. Coco bu kendi şeyine falan biniyordu. İsmini unuttum şu an. Hop, düştük. Bu arada titriyor ha. Çakma makma ama içinde gerçekten titreşim koymuşlar. Yani dual shock diyebiliriz. Coco'nun kaplanı var ya bir tane. Şunu açalım. Belki ileride işimize yarar. O kaplanı kullandığı bölümlerden vesaire bahsetmiyorum. Tamamen Coco ile oynadığımız ilk oyun. Hayır. Hah. Saçma. Saçma bir engel olmuş. Evet, geçtik. Şu sanırsam can. Evet, can aldık. Bu arada öldükten sonra Warp Room'a dönebiliyormuşuz mesela bu bölüm şeyde, bu oyunda. Eski oyunlarda öyle bir olay yok. Ya hayır, yine mi? Bu odadan bir yerler seçelim. Bu neymiş? Crash and Burn. Crash ve lavlar. Girelim bakalım. Crash ve alev, crash ve ateş. Yani birçok anlamda çevrilebilir ama büyük ihtimalle lavlarla ilgili bir bölümdür. Evet, mesela bu bölümü ilk kez şu an sizle görmüyorum. Tabii ki daha önceden görmüşümdür ama hatırlamıyorum, yani öyle söyleyeyim. Buna mı zıplamam gerekiyor? Şu an yavaş yavaş anımsar gibi oldum. Böyle bir şeyler çağrışım yaptı. Ama şeyi anımsatıyor bu da ya. Bu az önce bahsettiğim Titans'daki falan bölümleri anımsatıyor. Oo. Hayır, zamana karşı açmak istemiyorum. Evet, analoğun inşallah gıcırtısını duymuyorsunuzdur. Şu maskeyi bir alalım. Bu arada ben bilmiyorum, video içerisinde hiç söyledim az önce ama o ne ya? Bir şey oldu az önce, bir şeyler patladı. Küçüklükten beri bu maskeye... Aa, yandık. Aku Aku yerine
Hudega diyorum. O bir ağız alışkanlığı oldu benim için. Bu arada galiba bizi bir şey kovalıyor şu an. Yanlış anlamadıysam. Öyle mi? Sanki bir şey kovalıyor gibi çünkü kendi kendine koşuyor. Ha. Ben de diyorum acaba neden kendi kendine koşuyor? Bir şeyin kovaladığı falan yok. Evet. Şurada bir tane küçük kertenkele var. Küçükken öyle ağzıma takılmış Hudega diye. Öyle diyor gibi geliyordu bana. Abi yanmamam lazım artık. Öyle diyor gibi geliyordu bana. Dediğim gibi o şekilde takılı kaldı. Gerçek ismi karakterin Aku Aku. O uçakta oyunu bilmiyorum ama bir şey var. Bu arada iki kere de zıplayabiliyoruz ya. Benim bütün özelliklerim açıkmış. Ben niye bu kadar zorlanıyorum ki oynarken o zaman? Uçaklı oyun, bilgisayarda oynadığım bir uçaklı oyun vardı. Muhtemelen yanlış hatırlamıyor isem, evet. İşte bir hude gavruna bütün topladığımız her şeyden olduk. Her neyse şu kertenkeleden kaçalım bir. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi farklı oynardı ama böyle arkada şey çalan bir oyun vardı. Bir başkadır benim memleketim çalıyordu. O oyun neydi arkadaşlar? O oyunu bilen varsa yorumlara yazabilirim ya. Evet, bu arada bir bölüm daha oynamayacağım, vazgeçtim. Çok uzun. Çok acayip uzun oluyor çünkü. Bitti artık. Ne oluyor? Sen köprü sallanıyor. Sonunda bitti, evet. Ah, biraz da Tarzan oynayalım. Yani bu şu an 12-13 dakika falan sürdü bu bölüm ama ben elimden geldiği kadar böyle kese kese vermeye çalışacağım size. Bu arada arkadaşlar Ubisoft'un oyunuymuş. Ubisoft'un o zamanki logosu da böyleymiş. Biraz enteresan. Şu ankine istinaden baya baya farklı. Bu arada PlayStation 2'de bu hikaye anlatımı vesaire çok güçlendi. Yani tabii ki PlayStation 1'de de hikaye açısından efsane oyunlar vardı. Fakat hani en azından grafikler birazcık daha böyle ne olduğunuzu değil ne olduğunu anlamanıza yardımcı oluyordu. Hani gördüğünüz gibi kötü değil. Yani dönemine göre gerçekten güzel, 2001'e göre. Tabii bu oyun ne zaman çıktı bilmiyorum ama. Hikaye anlatımı PlayStation 2'de çok çok daha fazla güçlendi PlayStation 1'e istinaden diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Sanırsam bunu analoglarla oynamak zorundayım. Çünkü bu oyun normalde zaten yeterince zor bir oyun. Çukura düştük. Kirpi var. Kirpiye takılmayacağız. Evet, bu oyunu sevmemin tek sebebi şuydu. Ne? Ne dedi? Tomb Raider vardı mesela PlayStation 1'de. Herkes PlayStation 2'de de oyunları vardı diye hatırlıyorum. Tomb Raider bir çocuk için çok zordu ama bu oyun tamam sinir bozucu derecede bir oyun. Sinir bozucu bir oyun ama hani Tomb Raider'la da kıyaslanamaz. O zamanlar oynayamıyordum Tomb Raider yani. Bunu oynuyordum. Böyle atlamalı zıplamalı oyun ihtiyacımı bununla karşılıyordum. Ama yine de dediğim gibi %99 Crash Bandicoot oynuyordum. Evet, şu an hatırladım. Burada bir sıkıntı vardı. Ve burayı geçemiyordum ben. Bir saniye. Buranın çok enteresan bir geçme tarzı var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet, dilerseniz yavaştan bitirelim. Çok uzun oldu söylediğim gibi. Sizin de bu retro konsol konusunda önerileriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar piyasada araştırma yapıyorum retro konsol için. Ve hani şu an piyasada çalışan temiz bir konsol bulmak imkansız. Olduğu gibi sıfırını bulmak zaten imkansız. O yüzden elimden geldiğince yorumlarınızı okuyup bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışırım bu seri içinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle biraz tuhaf oldu. Elim zaten lahmacun küreği gibi.